Perakende sektörü Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Milli gelirin %20'sine denk gelen bu oranla ekonominin en büyük itici güçlerinden biri olan sektör, yarattığı istihdamla da kritik bir öneme sahip bildiğiniz üzere. Ekonomik büyümenin 2,5 katı hızla büyüme potansiyeline sahip olan perakende, dinamik yapısıyla yenilikçilikte de öncü rol oynuyor ve zor ekonomik koşulları dahi esnekliğe, deneyimi ve yaratıcılığıyla aşıyor. Kapital ve Ekonomist dergileri olarak bu yıl 3. kez Perakende'de inovasyon forumu ve ödül törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Elbette siz değerli konuklarımızın da katılımıyla ve açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere güçlü alkışlarınızla Kapital Dergisi yayın yönetmenimiz Sayın Sedef Seçkin Büyük'ü sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz Sayın Büyük. Burada aramızda bulunan 50'den fazla yönetim kurulu, CEO, genel müdür düzeyindeki perakende sektörü liderinin varlığı da bu işbirliği ve dayanışma kültürünün bir göstergesi. Kendilerine bize verdikleri destek için, aramızda bulundukları için tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hepsi birbirinden kıymetli isimler. Tek tek sayamıyorum. Yanımda oldukları için çok teşekkürler. Ayrıca Kapital ve Ekonomist dergilerindeki çalışma arkadaşlarıma da emekleri için çok çok teşekkür ediyorum verdikleri destek için. Organizasyonumuza destek veren ana sponsorumuz BSH'ye, Şölen Gıda'ya, Seabot'a, Özdile'ye ve SAP'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Yöneticilerine ve ekiplerine de. Onlar da bu güzel organizasyonun ortaya çıkması için çok çalıştılar. Forum kapsamında deneyim sponsorumuz SAP'nin hazırladığı özel bir araştırma var. Kısa bir anket, 3-4 soruluk. Online olarak yanıtlamak isterseniz önünüzdeki siyah kartlardan barkodu okutarak katılabilirsiniz. Ve şimdi sahneyi gerçek sahiplerine bırakıyorum. İş dünyası liderlerine ve perakende sektörünün liderlerine. BSH Türkiye CEO'su Sayın Gökhan Sığın'a bırakıyoruz. Alkışlarla Sayın Sığın sahneye geliyorlar. Buyurunuz. Değerli konuklar, Perakende'nin inovasyon forumuna hoş geldiniz. Perakende sektörünün siz kıymetli yöneticileriyle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Kapital ve Ekonomist dergilerine ve tüm diğer sponsorlara teşekkürlerimi sunuyorum bu güzel organizasyon için. Öncelikle kısaca sizlere kendimizden bahsedeyim. BSH Türkiye olarak markalarımız Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo ile enerji verimliliği ve inovasyonda ve hizmetlerde dünya şampiyonu ürünleri ülkemizde geliştiriyor, üretiyor ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz. 550 bin metrekare alanı kurulu Çerkezköy fabrikalarımız 6,5 milyon birim kapasiteye sahip. 2005 yılından bu yana yaptığımız yaklaşık 1 milyar eurodan fazla yatırımla Türkiye'nin en yüksek yabancı yatırımlı beyaz eşya şirketiyiz. Türkiye genelinde tüketicilerimize yaklaşık 3000'den fazla nokta ile ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere perakende sektöründe olan bazı gelişmelerin hızlı bir özetini vermek istiyorum. Zira gün boyunca çok önemli konuşmacılarımız bu konuları detaylı olarak ele alacaklar. Değerli konuklar, vaat edilen yeni perakende dünyası artık burada ve satın alma yolculuğumuzu değiştirdi. Ve buna etki etmeye de devam edecek. Yüksek tüketici beklentilerinin ve teknik imkanların kesişme noktasına gelmiş bulunmaktayız. Teknoloji, alışveriş yapanların araştırmanın yapmasını, ilgilendikleri ürün veya hizmetleri bulmalarını ve deneyimlerini paylaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Bu durum, yeni tüketici beklentilerinin yarattığı yeni bir perakende dünyasıyla sonuçlandı. Yeni teknolojiler tüketicileri sürücü koltuğuna oturttu. Güç artık her zamandakinden daha fazla onların. Snapchat, WeChat ve WhatsApp ve benzeri uygulamalar deneyimi her şeyin gerçek zamanlı geliştiği bir dünyaya taşıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak tüketiciler artık anlık tatmin ve memnuniyetin peşindeler. Bu beklenti perakendecilere büyük bir yük getiriyor. Salesforce.com raporunda tüketicilerin %64'ü şirketlerin kendilerine gerçek zamanlı olarak
yanıt vermelerini ve etkileşime girmelerini beklediklerini söylüyor. Hız ihtiyacı ise yalnızca gelişmiş bir teknolojiyle karşılanabilir. Özgün, erişebilir, kişisel deneyimlerle anında müşteri memnuniyeti sağlayabilen markalar oyunda öne çıkıyorlar. Konuşmalarını yapmak üzere Perakende'nin şöleni, Şölen Gıda CEO'su Sayın Elif Çoban'ı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün çok kıymetli perakendecilerimiz inovasyonla ilgili deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Bu paylaşımların hepimiz için değerli olacağına, değer katacağına inanıyorum. Biz üreticiler ve perakendeciler çok renkli, tüketiciyle iç içe, hızlı ve dinamik bir alandayız. Fakat aynı zamanda çok yoğun bir rekabetle karşı karşıyayız. Rekabet, bu yoğun rekabetle işini iyi yapanlar, doğru yapanlar yükselecekler, değer üretecekler. Fakat bu hıza ayak uyduramayan üreticiler ve perakendiciler ise bir takım zorluklarla elbette karşılaşacaklar. Bildiğimiz üzere teknoloji son hızıyla devam ediyor. Teknolojideki son hız tüketici tercihlerinin de çok hızlı bir şekilde değişimini sağlıyor. Tüketici tercihleri teknoloji hızıyla birebir aynı hızla devam ediyor. Eskiden yenilikler nesilden nesileydi. Sonra yıllardan yıllara oldu. Ve sonra tüketiciler bizden sezondan sezona yenilik bekler hale geldiler. Şimdi ise aydan aya tüketiciler bizden yenilik bekliyorlar. Yani açıkçası şirketler için sürekli inovatif olmak, inovasyon yapmak kaçınılmaz hale geldi. Başarının temel faktörü haline geldi. Biz sektör olarak büyümenin önümüzdeki dönemde daha çok inovasyondan, yeni üründen ve yeni reçeteden geleceğini bekliyoruz. Bu nedenle inovasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat yeni ürün, yeni reçete, yeni kategori aynı zamanda büyük de risk demek. Bu riski alanlar, cesur olanlar ve inovasyon dediğim gibi büyük bir risk. Ancak cesur olanlar ve riski alabilenler bu inovasyonu yapıyor olacaklar. Sibot kurucusu Sayın Çiler Ay gelecekler konuşmalarını yapmak üzere. Alkışlarınızla hoş geldiniz. Buyurun efendim. Herkese merhabalar, günaydın. Hepimiz hoş geldik. Tabii ki bugünün konusu perakende ve inovasyon olduğunda burada yapılacaklar listemizin ilk sıralarında yer alıyor yapay zeka konusu. Ve biz de bu vesileyle buraya davet edildiğimiz için ben öncelikle Kapital ve Ekonomist'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sedef Hanım'a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Bugün Seabot'la ilk defa burada karşılaşacak olanlar için öncelikle tanıtmak istiyorum şirketimizi. Biz enterprise seviyedeki şirketler için sanal asistanlar geliştiren bir yapay zeka şirketiyiz. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Teknokent'in içerisinde küçük bir Ar-Ge ekibiyle başladığımız bu yolculuk. Şu anda 2019 yılında 5 tane büyük banka, portföyümüzdeki 5 büyük banka, 2 dev perakende markası, N11 ve Gitti Gidiyor. Ayrıca otomotiv, enerji, sigorta ve telekom gibi çok farklı sektörlerde geliştirdiğimiz 16 tane iş ortağımızla geliştirdiğimiz projeler, Seabot'u 2019 yılında bu alanda sektöründe lider haline getirdi. Ve bu noktada bir Türk şirketi olarak Türkiye'de bu noktada lider konuma gelmenin gururunu yaşıyoruz. Açıkçası 2019 iyi bir yıldı ve 2020'den özellikle perakende tarafında biz oldukça pozitif beklentilere sahibiz. Çünkü 2017 sonrasında IBM, Facebook, Google, Amazon gibi dev teknoloji markalarının conversational AI dediğimiz bu kavramı
hayatımızın merkezine koymasına hızlı bir şekilde adapte olan iki sektörden bir tanesi tüm dünyada perakendecilik. Bir diğeri de zaten bankacılık. Ve Gartner verilerine göre bu çarpıcı bir aslında beklenti 2020 sonuna kadar, yani önümüzdeki yıl içerisinde büyük perakendecilerin %72'sinin kendilerine ait bir chatbot'a sahip olacağı araştırmalarda raporlanıyor. Değerli konuklarımız, farklı sektörlerden geliyor olsak da hemfikir olduğumuz bir konu var ki o da değişmeyen tek şeyin değişimin ta kendisi olduğu aslında. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde gelişmelerin, rekabetin hızını yakalayabilmek için inovatif bir bakış açısına sahip olmak zorundayız. Şimdi sırada hepsi alanında başarılı liderlerin inovasyon stratejilerini öğreneceğimiz keyifli bir panelimiz var. Az önce de belirttiğim gibi ilk olarak huzurlarınıza panelimizin yönetmek üzere, moderasyonunu gerçekleştirmek üzere Kapital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Sayın Nilüfer Gözütok Ünal'ı davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz, merhaba. Hemen sizi yerinize alalım. Evet, buyurunuz efendim. Ve şimdi konuşmacılarımızı, panelistlerimizi davet edeceğim tek tek. Koçtaş Genel Müdürü Sayın Alp Önder Özpamukçu bu panelde değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Buyurunuz Sayın Özpamukçu. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, buyurunuz. DNR Genel Müdürü Sayın Mustafa Altındağ. Hoş geldiniz Sayın Altındağ. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Kariyo da yine bu panelde değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Hoş geldiniz efendim. Mediamarkt Türkiye CEO'su Sayın Yenal Gök Yıldırım'ı da yine alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yenal Bey de bu panelde değerli görüşleriyle bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Buyurunuz Nilfer Hanım, hemen moderasyon için sözü size bırakıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Perakende'de inovasyon liderlerinde inovasyonun perakendedeki rolünü konuşacağız. Ve siz sektörünün öncü şirketlerinin de örnek uygulamalarını dinleyeceğiz ama öncesinde son birkaç yılda nasıl büyüdünüz onu öğrenmek istiyorum. Yenal Bey, dilerseniz sizden başlayalım. Son birkaç yıl büyüme anlamında nasıl geçti? Evet. Konjonktür sizi nasıl etkiledi? Evet, 2018'in Ağustos'undan sonra biraz ortalık karıştı hepimiz için biliyorsunuz. Ve ondan sonra da oldukça kampanyalarla hareket gösteren, tepki gösteren bir tüketici grubuyla karşılaştık hep birlikte. Biz Mediamarkt olarak şuna çok dikkat ettik o dönemde. Şunu biliyorduk ki eğer tüketiciyle temas kesmezseniz ve kampanyalarınızı canlı tutarsanız, sürekli yeni tekniklerle çıkarsanız, ne zaman ki ekonomi birazcık daha düzelirse ilk tercih edilen siz olacaktınız. Ve o 2018'in sonundan böyle 2019'unda bayağı büyük bir kısmını kapsayan kısma baktığımızda tabii sektörün büyümesi enflasyonun altında gerçekleşmiş olmasına rağmen biz orada Mediamarkt olarak sektörün üzerinde büyümeyi yönetebildik. Bundan daha da önemlisi, daha da güzeli bizim için ölçtüğümüz bizim müşteri memnuniyet skorumuz var. Müşteri memnuniyetinde biz müşteri tavsiye skoru diyoruz aslında. Çünkü memnuniyet sadece o an için olan bir şey. Tavsiye uzun vadeli olan bir konu. Müşteri tavsiye skorumuzu da çok arttırdık bu dönemde. Ve bu yılın da Ağustos ayına geldiğimizde biraz daha rüzgarlar hepimizin arkasından esmeye başladı. O dönemde de gördük ki sektörün büyümesi hızlandıkça bizim büyümemiz daha da hızlanabildi bu sayede. Ve yılı daha... Ne diyelim, yüzümüzde gülücüklerle kapatabiliyoruz bu sayede. Çok güzel. Sam Bey, Penti hızlı büyüyen bir şirket. 2017'de %30'ların da üzerinde büyüdü. Peki sonraki iki yıl büyüme hızı ne oldu? Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi Yenal Bey biraz hikayesiyle başladı. Biz bilirsiniz, perakendeciler rakamlarla konuşmayı çok severiz. Ben de bir takım rakamlar hazırladım. Halka açık bir şirket değiliz ama yani bayağı burada bir bilgi var, baştan söyleyeyim. 2019'u biz %30 büyümeyle bitiriyoruz. Yaklaşık 1,5 milyarlık bir ciroya erişeceğiz. Türkiye'de 400 tane mağazamız var. Yurt dışı mağazamız 190 tane. Yani toplam 600 mağazaya ulaşıyoruz. Burada daha önemlisi bizim açımızdan bence. Adet büyümemiz %8. Yani perakende'de adet büyümesini gerçekleştirmek pek kolay olmadı. Biz %8'lik bir büyüme gerçekleştirdik.
LFL büyümemiz de, ki bizim perakendinin en önemli kriterlerinden bir tanesidir, %23'lük bir büyüme gerçekleştirdik. 22 mağaza açtık, 25 mağaza büyüttük. Bu dönemde dijitalleşme açısından bizim için çok önemli bir projeyi gerçekleştirdik. SAP S/4HANA'nın sene başında uygulamaya geçtik ve onu şu an uyguluyoruz. Döviz çok önemli bir konu. Türkiye'de kurlar çok önemli bir konu. Bizim gelirlerimizin %23'ü döviz. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı bizde %130. Yani bir döviz riskimiz yok. O açıdan çok rahat bir durumdayız. Alımlarımızın %90'ı Türkiye'den. Bugün konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi online. Online'da %130 büyüdük. Ciromuzun %7'sine geldi. Kasım ayında bu Black Friday filan hikayeleriyle birlikte bu %10'lara vurdu. Yine bizim açımızdan çok önemli bir faktör, firmanın hiç borcu yok. Çok fazla vergi veriyoruz bu sene. Yalnız şey önemli, bir de üretim firmamızdan bahsedeyim. Üretim firmamızdaki kapasiteyi %90'a çıkardık. Bunu da ihracatla gerçekleştirdik. Bizim açımızdan çok kıymetli. Tabii biraz evvel Yenal Bey'in söylediği şeye tabii ki değinmek zorundayım. Bütün bunları gerçekleştirirken tabii ki karlılıktan biraz fedakarlık yapıyorsunuz. Tüketici profili bir parça değişti. Promosyona çok duyarlı hale geldi. Bütün bunların sonucunda da şeyi söyleyebilirim. Gross marjımızdan, brüt marjımızdan birkaç puan kaybettiğimizi kabul etmek zorundayım. Ama bunu da şeyle telafi ettik. Giderlerimizi ciddi bir şekilde kısarak, gider noktasında ciddi önlemler alarak bunu telafi ettik ki sonuç olarak bottom line'ımız, yani dip rakamımız, EBITDA'mız hepimizin deyimiyle çok fazla etkilenmedi. Ben de böyle söyleyeyim. Güzel. Peki DNR nasıl büyüdü Mustafa Bey? Şimdi ses geliyor herhalde. DNR biliyorsunuz keyifli alışveriş ortamı sunuyor. O yüzden anne baba ve çocuğun çok keyifle geldiği bir mağazacılık yapıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'nin kitapçısıyız 200 mağazayla beraber. Yenal Bey'in de bahsettiği üzere 2018 kolay bir yıl olmadı. Ama şunu gördük, keyifli alışverişte özellikle kitaba olan ilgi devam etti. Adet bazında %10'un üzerinde devam etti kitap büyümesi. Yıllık 55 binin üzerinde yeni kitap yayınlanıyor. Bunların çoğunu gerçekten tüketicilerle buluşturabildik. Bizim için 2018 aynı zamanda da bir yapılanma yılı oldu, bir birleşme yaşandı TVK ve DNR olarak. Bunu iyi kullandık, tekrar gider yapımızı gözden geçirdik. Bu yüzden de yine promosyon ağırlıklı satışın arttığı bir dönemde de EBITDA'mızı koruyabildik, hatta arttırdık. Şunu söyleyebilirim, ben de aynı kanadayım. Promosyonlu alışverişe olan ilgi bizde de giderek büyüyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim bir de offline ve online'ımız var. Yani hem Idefix hem DNR online olmak üzere. Buradan da nabzı çok net bir şekilde görüyoruz. Promosyon ilgisi giderek artıyor. Bu durum sizde de karlılığı yine düşüren bir etken mi oldu? Şöyle ki promosyon ağırlığı arttıkça karlılık tabii ki düşüyor. Onu da ancak adet büyümesiyle karşılayabiliyorsunuz. Alp Bey, evet. Koçtaş nasıl büyüdü son birkaç yılda? İsterseniz önce Perakende Federasyonu Başkanı sıfatıyla genel rakamlardan bir bahsedelim. Türkiye'de perakende, organize perakende %5 mertebesinde büyüdü. Bunu artık aplikasyonla ölçüyoruz. Buradaki perakendecilere de özellikle bu Nielsen araştırmalarına katılmalarını hararetle tavsiye ediyorum. Birçok firmamız şu anda sistemde. O yüzden çok rahat aylık, çeyreklik verilere ulaşır hale geldik. Metrekare büyümeler, müşteri artışları ve ciro artışları ile ilgili net rakamlar alıyoruz. Enflasyondan arındırılmış %5 bir büyümesi var perakendenin. Bu perakende büyümeyi gıda tetikledi. Büyüme neredeyse tamamen gıdadan geliyor, %5 reel büyüme. Fakat biraz detayına girdiğimizde de gıdada da metrekare büyümesinden, açılan mağazaların artmasından gelen bir büyüme olduğunu görüyoruz bunun. O yüzden gıda bile neredeyse enflasyonla başa baş bir noktada kaldı. Gıda dışı bir parça ekside kaldı. Ve yine derinliğine baktığımızda analizlerin, gıdada dahi temel gıdaya doğru yönelme, gıda dışında çeşitliliğin ve derinliğin azaldığı bir yıl geçirdiğimizi söylememiz lazım.
2018 Cenal Bey de bahsetti. 2018 kapanışı o son dönemi bayağı türbülanslı bir dönemdi. 2019'da aslında açıkçası özellikle şimdi 3. çeyrek sonuçlarına baktığımda şimdi 4. çeyreğin içindeyiz. Gidişatın olumluya dönmüş olması son derece sevindirici. 2020 ile ilgili umutları da bu yeşertiyor. Koçtaş özelinde baktığımızda biz enflasyonu ancak yakalayabildik. Fakat bunu yaparken de çok farklılaştık kendi sektörümüzden. Bunun da sebebine baktığımda dijitalleşmeyle ilgili yapmış olduğumuz ciddi yatırımlar var. Koçtaş şu anda tam anlamıyla bir çok kanallı perakendeci. Webinde, aplikasyonunda, mahalleli Koçtaş Fix'lerde, büyük Koçtaşlarda ve bu mağazaların içine açtığı kiosklarla ve çağrı merkeziyle 360 derece tüm müşterilerine aynı nitelikte hizmeti verebilir hale geldi bu yapılan yatırımlarla. Altyapı tarafı son derece önemliydi. Bir Ar-Ge merkezi kurduk geçen yıl. Bir önceki yıl kurduk. Geçen yılda bu sene de sertifikasyonunu aldık. Orada çok önemli geliştirmeler yapıyoruz. Dijital kanallarda ev geliştirmede %6'lık rasyo dünyada rastlanan bir rasyo değil. Koçtaş şu anda dijital kanallarıyla %6'sını yapıyor cironun. Bu da o yapılan yatırımların meyvelerini aldığımızı gösteriyor. Müşteri tarafı inanılmaz kritik. Müşteriye böyle sarılmak gerekiyor hakikaten bu dönemlerde. Yine biz de aynı MediaMarkt'taki tavsiye ölçümlerini biz de yapıyoruz. Dünya benchmarklarıyla karşılaştırıyoruz. O noktada da Koçtaş çok iyi bir noktada. Önemli bir teveccüh alıyor. Bu son iki çeyrekte de özellikle müşteri sayılarında, trafikte hala sıkıntı olsa da conversion'la beraber müşteri sayılarında yaşanan artışı da gözlemliyoruz. Bunlar da olumlu havadisler özellikle önümüzdeki yıl için.